Kahraman. Uyumadın mı sen? Seni çok merak ettim. Aramadın da iyi de görmüyorsun. Konak beşleri biraz karışık. Ne olduğunu anlatmayacak mısın peki? Yani düğünle mi ilgili? Kıymet Hanım falan mı kızdı? Hayır hayır. Düğünle hiçbir alakası yok. Birileri ailemizi tehdit ediyor. Nasıl? Eve önce bir mektup yollamışlar. Bizimkiler önemsememiş. Kendileri halletmeye çalışmışlar. Sonra Toprağın, Ece'nin, Canan'ın resimleri gelmiş. Ne? Peki kim yapıyor bunu? Bilmiyorum. Mahsut mu yoksa? Bilmiyorum. Olabilir. Başkası da olabilir. Hapiste bile kötülük peşinde mi? Kahraman, ben çok korkuyorum. Bak, o çok tehlikeli. Her şey yapabilir. Korkma. Merak etme. Bu işin arkasında kim varsa hesabını verecek. Merak etme, ben bu evinde konağında güvenliğini arttırdım. Polisin de haberi var. Elif, ben buraya sizi almaya geldim. Konakta kalacağız. Böyle bir şey yapmak zorunda olduğum için de senden özür diliyorum. Ama gitmemiz lazım. Bütün aile bir arada olmamız gerekiyor Elif. Bu daha korunaklı. Sana söz veriyorum. Bu iş çözülür çözülmez. Hemen evimize geri döneceğiz. Kahraman. Ne olur benden bunu isteme. O evin bende tek iyi bir anısı bile yok. Şimdi gidince de beni güzel şeyler beklemiyor olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ama bu olağan dışı bir durum. Bugün kalsak, hiç değilse bugün. Sonra nereye istiyorsan giderim. Ben yıllardır bugün hayaliyle yaşadım kahraman. Sen, ben, toprak. Biz bize baş başa. Gerçek bir aile gibi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elif ne yaptı? Bir şeyler yedi mi? Yok. Yemeyeceğim diyor. İştah miştah kalmadı arkadaşımda. Sıkıntı büyük. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Nasıl durum? Var mı bir gelişme? Yangın mutfakta çıkmış. Kimsede bir şey yok da polis araştırıyormuş. Ben de sabah akla karakoldaydım işte. Tekrar geçmiş olsun dede ya. Sağ ol. Aç mısın? Yiyecek bir şey hazırlayayım mı? Teşekkür ederim Müjgan. Elif nerede? İçeride çantalarını hazırlıyordu. Dur ben bir bakayım. Kahraman. Çok merak ettim. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim.
Peki konaktakiler nasıl? Herkes iyi mi? İyiler, iyiler. Kimseye bir şey olmamış çok şükür. İtfaiye gelmeden yangını söndürmüşler. Biraz korkmuşlar tabii, o da normal. Çok şükür. Ya bu eve gelen zarflarla ilgili bir gelişme var mı kahraman? Polisin elinde şüpheli falan var mıymış? Araştırıyorlar, daha bir şey yok. Ya çocuklar, size de zahmet verdim. Ama Elif'i de toprağı da kimseye emanet edemezsin. Aşk olsun. Çağırmasan alınırdık. Değil mi Celal? Tabii canım. Ya dostluk, arkadaşlık bugünler için kahraman. Eşyalarımızı topladım ben. İstediğin zaman gidebiliriz. İyi, hadi vakit kaybetmeyin. Toprağı alayım, geliyorum. Elif. Bak, seni anlıyorum. Konağa gitmek istemiyorsun. Ama buna mecbur. Sen de beni anla. Biliyorum. Biliyorum hayatım. Sorun yok, endişelenme. Kısa bir süreliğine gidiyoruz. Şu ortalık bir toparlansın. Hemen evimize döneceğiz. Biz bir arada olalım. Geri kalanın hiç önemi yok. Efendim Defne? Çok merak ettim kahraman. İnanamıyorum. Olanları duyunca dehşete düştüm. Biz iyiyiz. Merak etme, her şey kontrol altında. Ece nasıl? Sanki hissetmiş gibi bütün gece ağlayıp durdu. Seni sordu. Ben bu olanlardan ciddi ciddi endişelenmeye başladım kahraman. Bir saat sonra yanındayım. Konuşuruz. Tamam, bekliyorum. Defne'ye mi gideceksin? Yani kızım yanında, gitmeyeyim mi? Git tabii.